Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ufuk Minecraft ahşap ev yapımının dördüncü bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar sonunda evimizi bitirdik ve 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 son hali bu şekilde arkadaşlar hemen gördüğünüz gibi şuraya şöyle bir ufak bir tane sandal yaptım daha sonra iskele yaptım bir tane ve e, evimizin çatısını biraz değiştirdik arkadaşlar ve evin içini de e, benden başta söylemiştim <laughs> İş tasarımda biraz kötü olduğum için e, içi pek güzel olmadı. Artık idare edin. Ben zaten bu e, videoda zaten sonuncusu bu. Artık bu evle yani bu evle ilgili hiçbir şey yapmayacağım daha fazla. İndirme linkini aşağıdan vereceğim arkadaşlar. İndirmek isteyen arkadaşlar oradan indirebilirler. E, şimdi e, şöyle hemen bir dış görünüşüne biraz bakalım mı arkadaşlar? Bence bakalım. Hemen şöyle bir bakıyoruz, bakıyoruz, bakıyoruz. Gayet güzel değil mi arkadaşlar? Süper bir şey ya benim aslında yapıp yani yapıp yapabileceğim e, hemen şuraya da göstermek istiyorum arkadaşlar şuraya şöyle bir şey yaptım. Evet bilmiyorum ama bir şeyden dolayı şu an biraz kastı böyle şey e, oyun. E, dediğim gibi ben burada şey yaptım arkadaşlar işte otopark gibi böyle hani arkadan böyle bir çıkış yaptım. Tabi hani insan ya burada traktör ya ya da ne bileyim böyle arazi aracı gibi bir şey olması lazım. E, şöyle yani e, görüntüsü gerçekten çok güzel arkadaşlar evimizin görüntüsü mükemmel bir görüntüye sahip oldu. Ee, en son sadece e, çatı katında bu etrafını sadece açık renk e, dolaştırdım. Yani normalde çatı aynı çatı. Hemen şu uzaklaşayım biraz. Arkadaşlar şu şekilde bence e, yani görüp görebileceğiniz en güzel ahşap evlerden bir tanesi oldu diyebilirim bence. Çünkü mükemmel gözüküyor arkadaşlar. Şimdi 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 şimdi. Şimdi ne yapalım arkadaşlar hemen şöyle bir aşağı inelim. Şuradan evimiz işte çıkışı bu şekilde gözüküyor. Çıkışı gayet güzel. Şimdi evimizin de girişi bu şekilde arkadaşlar. İlk girdiğimiz yerde böyle bir alan var. İşte burası ne olabilir? İşte lobi gibi böyle bir şeyler. <laughs> değişik değişik bir şeyler arkadaşlar. Dediğim gibi burada kapıyı da değiştirdim. Aynı bu şekilde böyle. İçinde tabi araba olması lazım ama arabamız yok. Maalesef arabamız yok. Şimdi hemen şuraya geçelim arkadaşlar. Burada şöyle güzel bir kitaplık var. Ee, ve deli karanlık olmuş ya. Biraz ışıklandırmam gerekiyormuş sanırım. Hemen şuradan bu ışık taşı alayım bari de. Şuradan şöyle. Bire basayım. Ve şuralara bir yerlere biraz ışık koyayım ben. Şöyle. Evet. Daha sonra şu, şuraya şöyle çaktırmadan koyarsak bence buralar da olur. Hatta şöyle şuraya da bir tane koyayım. Evet bence böylesi daha güzel. Ve şuraya şöyle koyacaktım her neyse tamam. Evet. Evet arkadaşlar işte burada bir tane masamız var böyle pastalı, mastalı. Daha sonra işte ee, burada böyle oturma alanımız falan var, koltuk moltuk böyle oturacaksın, televizyon izleyeceksin falan. Böyle güzel bir yer arkadaşlar. Burası da. Şimdi hemen nereye geçiyoruz? Oğlum akşam mı oldu ya? Dur bakayım. Şuradan bir şöyle yapayım. Heh, böylesi daha iyi. Şimdi e, burası da havuzumuz, burayı biliyorsunuz. Fazla bir şey yapmamış, iki tane şezon koydum işte, şurayı kapattım, bir tane de şu e, zıplama yeri, hoplama yeri yaptım. O kadar. Şimdi merdiveni biraz değiştirdim arkadaşlar. Merdiven şöyle, şuradan şu şekilde gidiyoruz ve böyle bir yer var arkadaşlar, böyle bir yer yaptım buraya. Burayı da bildiğiniz gibi zaten burası balkona çıkıyor. Böyle balkondan balkonumuzun çok güzel bir görüntüsü var. Şu tarafta dağlar var, bu tarafta böyle denizler falan var, göller, ırmaklar, şelaleler. Hepsi çok güzel arkadaşlar. Çok mükemmel bir ev oldu. Şurada ufak bir cam var şöyle. Buradan da görüntü çok güzel. Şimdi evet arkadaşlar burası yatak odamız. E, burada güzel çok güzel bir yatağımız var. Bak ben buraya yastık koyuyorum koyuyorum. Bu ışık eritiyor arkadaşlar. Ben buraya kardan yastık yapıyorum böyle iki sıra. Yani iki sıra üstte kar, kar koyduğunuz zaman yastık gibi gözüküyor. Ama ışık onları eritiyor. Üstünde çünkü ışık var. <laughs> i̇şte e, burada işte kıyafetlerimiz falan. Bunların altında ışık var arkadaşlar. O yüzden buralar böyle gözüküyor şekilli mekilli güzel bir şey gözüküyor yani. Çestiğimiz boş zaten. Çestiğin içinde hiçbir şey yok. Şimdi şimdi şöyle bir tane levhalar falan var işte burada. Şimdi arkadaşlar burada başka göstereceğim bir şey var Burada başka göstereceğim bir şey yok. Buradan hemen aslında arka havuzu görüyoruz böyle. Ahmet gel oğlum falan böyle annesi ve çağırabilir buradan. E, güzel bir şey olur. Burası var burada hiçbir şey yok arkadaşlar. Çünkü buraya ne yapacağım bulamadım. Gerçekten bulamadım yani. Çünkü e, ne yapabilir ki oraya bilmiyorum yani. İşte ev evin işte şey falan yoktu. İşte Tuvaleti, banyosu falan ve onlar yok işte. Onları da siz ayarlayın arkadaşlar. Yani her şeyi benden beklemeyin ya. Her şeyi bir kere de benden bekleme arkadaşım. Siz, siz yapın onları. <laughs> siz yapın hatta video çekin. Ee, bu videonun altına da linkini atarsanız ben izlerim zaten onları. Çünkü bak tekrardan söylüyorum. Benim iç tasarımım berbat arkadaşlar. Hiç güzelliği bunu inandıramadım kimseye. Gene de içini yap falan, falan dediler işte ben yaptım ama hiç güzel olmadı yani. Ben e, dış dıştan görünüş bence mükemmel. <laughs> Fakat evin içine girdiğimiz zaman işler değişiyor arkadaşlar. Hem de acayip değişiyor. Yani şu görüntü mesela atıyorum şöyle e, şu tarafa doğru gidelim bakalım bir. Şöyle gittik. Daha gideyim mi bakayım? Halen gözüküyor. Atıyorum şuradayız ve uzaktan böyle bir şey gördük. Mükemmel değil mi? Hemen ne yapalım? Koşar, koşarız oraya doğru. Aa bu neymiş falan böyle. Çıkarsın buradan böyle. Hop aşağıya düştük. Aa ne kadar güzel bir falan falan şöyle. Şu yağmuru be hemen yok edelim. Yanlış mı yazdım? Evet yanlış yazmışım. Ee, şöyle down fuck <laughs> of. Evet. Yağmur yağınca da var ya bütün görüntü gidiyor. Oğlum gene mi yanlış yazdım ya? Bu sefer de o koymamış. Zaten bununla benim hep bir şeyim var. Heh. Şu gözümüzün önünü görelim ya. Evet şöyle baktığımız zaman mükemmel arkadaşlar. Yani diyecek bir şey yok arkadaşlar. Ev bu. Ev bu şekilde yani böyle uzaktan falan göründüğü, göründüğü zaman gayet güzel bir ev şöyle. Yeri yani de yerini de baya güzel seçmişim ya. Evet, şöyle bir yani bence gayet güzel. Dediğim gibi e, videonun açıklama kısmından e, şey vereceğim arkadaşlar. İndirme linkini vereceğim, oradan indirmek isteyen arkadaşlar indirebilirler. Ee, burada da artık ahşap ev serimizin sonuna geldik arkadaşlar. Artık nice başka evlere diyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma halen abone değilseniz sağ aşağı köşeden sola sol aşağı koşan nereden isterseniz abone olabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.